Ne haberler kanalına hoş geldiniz değerli izleyiciler Türkiye'de ikinci el araç satışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı bir yönetmelik yayınladı ve yönetmeliğe göre de e, Türkiye'de stokçuluğa izin verilmeyecek e, stokçuluk yapılmaması adına da 6 ay ve 6000 kilometre kuralı getirildi bir önceki videoda anlatmıştık ancak şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki ikinci el araç fiyatlarını aşağı düşürmenin birkaç etkili yöntemi var. Bunlardan birincisi ÖTV'nin düşürülmesi, ikincisi de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en azından bir kereye mahsus Türkiye'ye ikinci el araç getirmelerine izin vermek gerekiyor. Eğer Türkiye yurt dışında yaşayan e, gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye'ye bir defaya mahsus araç getirmesine ve bu araçları Türkiye'de satmasına izin verirse Türkiye'deki ikinci el araç piyasasındaki köpük fiyatlarda aşağıya doğru düşecektir. Avrupa'da yaşayan yaklaşık 5 milyon vatandaşımız var. Ve bu vatandaşlarımız da Türkiye'ye tatillerde geldiklerinde sorunlar yaşayabiliyor. Emekli olan vatandaşlarımız Türkiye'ye araçlarını getirdikleri zaman 2 yılda bir bu araçları yurt dışına çıkartmaları gerekiyor. Birçok kişi mağdur olabiliyor. Buradan hükümete sesleniyoruz. Seçime giderken seçim üzere Avrupa'daki vatandaşlarımız yurt dışından Türkiye'ye en azından 5 yıllığına bir defaya mahsus araç getirip bu aracı satma hakkına sahip olmaları gerekiyor. Avrupa'daki vatandaşlarımız Avrupa'da e, belirli yaşın üzerindeki araçları işte örnek olarak en fazla 5 yaşında olabilir denilebilir. 5 yaşındaki bir aracı Türkiye'ye getirip bunu Türkiye'de satabilsin bir vatandaşın 5 yılda bir defa böyle bir imkanı olsun. Emekli olduğu zaman da herhangi bir vergi ödemeden yurt dışındaki aracını getirip Türkiye'de istediği sürede kullanabilsin. Böyle bir uygulama Türkiye'deki ikinci el araç piyasasındaki köpük fiyatları aşağıya doğru çekecektir. Avrupa'daki vatandaşlarımız Türkiye'de sürekli mağdur oluyorlar. 2 yılda bir aracı getirip çıkartmaları gerekiyor. Emekli olan vatandaşımız bile Avrupa'daki aracını en fazla Türkiye'de 2 yıl bulundurabiliyor. Ardından tekrar yurt dışına çıkıp 6 ay kalıp ondan sonra tekrar gelmesi gerekiyor ve bu da büyük mağduriyetlere sebebiyet veriyor. Avrupa'daki vatandaşlarımız çözüm olarak AK Parti hükümetinden Türkiye'de yurt dışından ikinci el araç ithalatına izin verilmesini ve bu izni de gurbetçi vatandaşlarımız vasıtasıyla yapmasını istiyor. Bu şekilde Yurt dışındaki vatandaşlarımız ikinci el araçlarını Türkiye'de getirip satabilecekler ve bu belki mağduriyeti önlemek anlamında suistimalleri önlemek anlamında 5 yılda bir defa böyle bir hak verilebilir vatandaşlarımıza bu getirilebilir başka düzenlemeler de yer alabilir bu şekilde bir düzenleme yapılırsa Türkiye'deki araç fiyatlarının çakılacağını şimdiden söyleyebiliriz. Değerli izleyiciler sizler de konu hakkındaki görüş, düşünce ve yorumlarınızı kanalımızın sosyal medya hesaplarından ve yorum kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar hoşçakalın.